Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. O zaman çözümlere başlayalım. Şekilde DAE doğrusal demiş. Eyvallah. Bunlar da birer kare olarak verilmiş. Alan AEFK'yi 17 vermiş. O zaman şuraya bir AA diyecek olursam A kare eşittir 17 mi arkadaşlar? Evet. A kök 17 işime yaramayacak gibi dursun bakalım. Alan D'yi de bir kenara B diyecek olursam B kareyi de kaç vermiş? 53 vermiş bize. D mi? karesinin alanı şuraya x diyecek olursam x kare nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler A iken burası daha A Pisagor bağıntısı yapabilirim. x kare neye eşittir arkadaşlar? A kare artı B kareye eşittir. A karenin 17 olduğunu B karenin 53 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ikisini topladığımız zaman kaç yaptı? 70 yaptı. E o zaman x kare 70 oldu. Bizden de karenin alanı isteniyor zaten. X kare isteniyor. Cevap da o zaman ne çıktı? Denizli çıktı. ABCD ve BFK birer kare ve şunlar doğrusal verilmiş. Eyvallah. Hocam bu bir kare olduğu için köşegen olduğundan 45-45. Doğrusal ya burası da 90 burası da 45-45 yaptı mı yaptı. E şurada kaç kaç derece oldu? 90 derece oldu. Şuraya 2 demiş. E o zaman 2-2 ise 2 kök 2. 5-5 ise burası da 5 kök 2. Ve bizden şu üçgenin alanı isteniyor. Hocam zaten bak burası 90 derece oldu. E 90 derece ise işimiz kolay. Dik kenarlar da belli alan 5 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2 eşittir. Bölü 2 ile kök 2 ile kök 2 çarpı 2 bölü 2 gitti. 5 kere 2 kaç yaptı o zaman? 10 yaptı. Cevap balı kesir. ABCD ve B, BPK birer kare demiş. Şu da bir dikdörtgen demiş. Ali Bey uzunluğunu vermiş. Hocam burasına A vermiş. O zaman bu bir kare ise burası da nedir? A'dır. B uzunluğunda B vermiş. Tamam arkadaşlar. E arkadaşlar bak köşegen. Bu köşegen olduğundan dolayı hocam burası 45 burası 45 mi? Evet. Hocam 45 90 sa bu da 45 oldu mu? Şurada ne çıktı? Bir ikiz kenar çıktı arkadaşlar. Şöyle. E Şimdi ikiz kenar çıktıysa şurası A iken burası da A. O zaman burası da A. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? Tamam mı? A ise burası B ise buraya A eksi B kaldı. E şimdi bana burası lazım. A'dan da A eksi B'yi çıkartırsam A eksi A eksi B dersem ne yapıyor arkadaşlar? A eksi A artı B yaptı. A'lar da nana yoldu arkadaşlar. E o zaman buradan ne geldi? Burası da B geldi. Bizden alan isteniyor. Dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? Dikdörtgenin alanı. Direktman A çarpı B'ye eşittir. Yani cevabımız akçay oldu. Uzun kenarı kısa kenarın iki katı olan bir dikdörtgen veriliyor. Bu dikdörtgenler aşağıdaki şekilde boşluk kalmayacak biçimde yapıştırılıyor. Arkadaşlar A2A'ları hemen yapıştıralım biz de. A2A'ları yapıştıralım. Peki sonra hocam bak burası da A. tamam 2A olduğundan A kaldı. Hocam kısa kenar A tamam 2A olduğundan A kaldı. E, kısa kenar A tamam 2 A A kaldı. Kısa kenar A tamam 2 A A kaldı. E hocam burası 90. E, burası da 90. O zaman içerideki bir kare oldu. ABCD dörtgenin alanı. ABCD de bir kare değil mi? Bir kenarı 3A olan bir kare. 3A'nın karesini kaç vermiş? 36 vermiş. 9A kare eşittir 36 ise A kare eşittir 4. A'yı buradan 2 bulduk. Bizden A bir, buradan 2 ise gri bölgenin alanı isteniyor. Yani bizden A kare isteniyor. Cevap direkt ne yaptı o zaman? 4 yaptı. Cevap denizli. ABCD bir kare ve 15 derece verilmiş. Arkadaşlar 15'li sorularda ne diyorduk? 15'li soru, kare sorularında 15 varsa %99.9 köşegen çizeceksin. Ama önce verilen bilgileri bir yerleştirelim. 90, 15, 90 ise 75. Hocam burası da 75. 75 ise x kenarlıktan dolayı burası da 75. Buraya ne kaldı o zaman? 30. Ne yapacağız? Köşegen çizelim. Mantıklı olan köşegen. Şunu mu çizeceğim? Yok çok alakasız oldu. Hangisi de hop şunu şöyle çizersek. Bakalım güzel bir şey çıkıyor mu? 45 derece ise 30 kaldı hocam buraya. Oo güzel. Aa bak şu üçgen ne oldu arkadaşlar? 30 30 X kenar çıktı. 3 köklü ise burası da 3 köklü oldu. E burası da 45 burası da 45 olduğundan ya da karenin köşegeni olduğundan kenarlarda 3 3 çıktı. Karenin alanı isteniliyor. Cevap 9 oldu arkadaşlar. ABCD bir kare ve açı ortaya olarak verilmiş. Bir de EFB açısı. EFB açısı alfa iken EDF açısı da alfa verilmiş. E o zaman buraya da alfa diyelim. Adam sana soruda tüyoyu veriyor. Dal açıya diyor. Alfa 90 Burası beta. Aa hocam alfa ile betanın toplamı 90'dı. O zaman burası 90 oldu. Alfa 90'sa Burası da beta. Alfa 90'sa Burası da beta. Tamam. Şurada bir açı ortaya çıktı. Belki işime yarar. Ne yapacağız hocam burada? Yapacağız. Başka 2 iki verilmiş. 2'ye yoğunlaşacağız. Ama 2'nin olduğu yerde ne var? Açı ortaylık var. Bakın şu bir açı ortay değil mi arkadaşlar? Evet. Şöyle şöyle açı ortay. Açı ortayda kola dik çizmiş. E ne yapalım? Diğer kola da biz bir dik çizsek arkadaşlar. Nasıl olur? Süper olur değil mi? Hocam açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit ve ayırdıkları yerler de birbirine eşit. 2 iken burası da 2 mi? Evet. Aa hocam bu da açı ortay. Bak kollara çizilen dikmeler burada da eşit olacak. Burası da eşit oldu. E hocam hatta ayırdıkları yerler burada da eşit olacak. Tamam soru bitti mi? Biraz bitti gibi arkadaşlar. Şuraya ben A dersem burası da A, Bir karenin bir kenarı ne yaptı? 2A. 2A. Hocam burası da 2A. Bak burası çift çizgiye A demiştik. Bakın ne çıktı burada? Dikten dik çizilmiş. Öklit. A kare eşittir. 2 çarpı 2 A'dan. Buradan A'yı kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. A 4 ise karenin bir kenarı 8 çıkar. Karenin alanında 8'in karesinden 64 çıkar arkadaşlar. Yani cevap Edremit oldu. ABCD bir kare ve ABE doğrusal. Tamam. 28 derece verilmiş. Bizden x isteniyor. Ne yapacağız hocam? Valla hocam 45-45 yazabilirim ancak. Burada da 45-45 yazabilirim ancak. Başka bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Hani yazsam yazsam şurada kaçıyı da yazarım. E burada kaçı kaç derece? 45 ile 28'in toplamı ama oradan da bir şey gelmeyecek. Bir şey yapmalıyız. E karedeyiz. Karenin özelliğini kullanmak zorundayız. E bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizmek mantıklı değil miydi arkadaşlar? Hop çizdik diğer köşegeni. Köşegenler nasıl birbirini ortalar ve dik kesir. Değil mi? Aa, hatta bunlar da eşit ama göstermeme gerek kalmadı. Bak burada özel bir durum çıktı. Dik tabanı iki eşit parçaya böldü. Ne çıktı arkadaşlar burada? İkiz kenar değil mi? Hocam bu bir ikiz kenar üçgen çıktı. Şu parçayla şu parça. Olay bitti o zaman. Şuraya A dersen burası da mıdır? Evet. 2 iç açın toplam bir dış açıdan burası 2 A'dır. E 28'i kullanalım artık hocam. Evet kullanabiliriz. Arkadaşım şurası da 45 derece değil mi? Burayı da yazarsak çok rahat kullanabiliriz. Bakın şu üçgende ne var? 2 iç açı bir dış açıya eşit. Hop şöyle. 2 A artı 28 direkt 1. A artı 45'e eşittir. A artı 45'e eşit. A'yı buradan kaç buluruz o zaman? 27 mi buluruz? Hayır. 17 mi buluruz? Hayır. A'yı kaç buluruz arkadaşlar? Evet 17 buluruz. Bizden ne istenildi? X. X açısıyla 2A'ya eşit değil mi? Evet. 2 çarpı 17'den cevabımız ne çıktı? 34 çıktı arkadaşlar. Yani cevap Cihan oldu. ABC'de bir kare ve bu da bir kare verilmiş arkadaşlar. Çekildik gibi verilen iki kareden ABCD karesinin alanı EFG'de karesinin alanının 8 katına eşittir. Arkadaşlar bir kere şu. Bütün kareler birbirine benzerdir. Aslında bütün kareler birbirine benzerdir. Bütün çemberler de birbirine benzerdir. E, Yorumunu da yapabiliriz. Çemberde de aynı şey var. O zaman benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit. O zaman alanlar oranı kare kökü benzerlik oranına eşittir diyebiliriz. Ya da isterseniz şuraya A diyeyim buraya B deyin. Hocam ne 8 katına eşitmiş. ABCD karesinin alanı yani B kare eşittir. 8 tane A kare eşitmiş. O zaman her iki tarafın kare küpünü alırsak B de kök 8 A'ya eşit. Yani 2 kök 2 A'ya eşit diyebiliriz arkadaşlar. Fark etmez. Benzerlikten de bulabilirim. Alanlar oranın kare kökü 2 kök k. O zaman benzerlik oranı da 2 kök k olacak diyebilirdik. Yani burası 2 kök k oldu. Benden oran isteniyor. Ne yapacağız hocam? Vallahi 45 derecede verilmiş. Şu köşegeni çizecek olursak karenin özelliğini kullanmak zorundayız sonuçta. Köşegeni çizecek olursam hocam burası 45. A 45'e 45. Burası 90 oldu. O zaman bu doğrusal mı oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi senden BF bölü BE isteniyor. Arkadaşım BF'ye bak şurası. BE'ye bak şurası. Hocam zaten soru tüyoyu vermiş. BF'ye ve BE'ye bakınca bu da doğrusal olduğundan direkt mandik üçgen yok mu arkadaşlar burada? Var. E o zaman şuraları şey yapalım. Burası 2 kök 2 A ise aslında A yazmama gerek yok da neyse. 2 kök 2 A'nın kök katı kaç A yaptı arkadaşlar? 4 A yaptı burası. Hocam A iken zaten burası da A, Burası da A. E burada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursam eğer şuraya da X diyecek olursam X kare eşittir. A kare artı 5 A'nın karesi yani 26 A kare yaptı. O zaman x de işte buradan kök 26 a'ya eşit oldu. Bizden ne isteniyor? BF bulduk mu BF'yi? Kök 26 a bulduk. Kök 26 a bulduk. Bölü BE. BE neredesin? Şu. Yani 5 a. Yani cevabımız kök 26 bölü 5 çıktı. Cevap balık C, ABCD ve KCF birer kare. Evet şu da bir kare bu da bir kare. BE'yi kaç vermiş? 2 kök 6 vermiş. Hmm. O zaman bu karenin bir kenarına A diyelim. Bu karenin bir kenarına B diyelim. Hocam direkt burası da 2 kök 6 verildiğinden A kare artı B kare neye eşit oldu? 2 kök altının karesine eşit oldu. Yani buradan 24 mü geldi? Evet A kare artı B kareyi 24 bulmuş olduk en azından. Eyvallah. Bana verilen bilgiyi kullanıyorum. Şimdi alan ADK. Ya yeşil bölgenin alanı çok saçma. A yok. Alan ADK'dan bahsetmiş. Bak dikkat. Şu alandan bahsetmiş. Gençler bu üçgenin alanı. Şurası A mı? A. Hocam bir üçgende şekilde 90 derece varsa kesiltme ama kesiltme taban çarpı yükseklik bölü 2'den değil. Çıkmıyor muydu? Evet hocam. tabana A ise bu tabana ait yükseklik. Sadece tepe noktası K'ya dışarı doğru düşüyor. Hocam dışarı doğru düşen burası B ise. Burası da B mi yaptı? Evet. Aa, pardon. B iken burası B. Özür dilerim. Tabanım B iken yüksekliğim de B oldu. O zaman üçgenin alanı ADK üçgenin alanı B kare yani B çarpı B bölü 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Artı alan DKF'ye bakıyorum. DKF sarı alan. Sarı alanda yine taban belli mi arkadaşlar? Belli. Bu tabana ait yükseklik A iken bu tabana ait yükseklik şu değil mi? Şurada da bir dikdörtgen oluştu. Karenin bir kenarı daha A olduğundan dolayı A iken burası da O da neye eşit? A çarpı A bölü 2 eşit. A çarpı A bölü 2 eşit. Yani senden B kare bölü 2 artı A kare bölü 2 isteniyor. Yani B kare artı A kare bölü 2 isteniyor. B kare artı A kare zaten yukarıda 24 bulduk. 24 bölü 2'den cevabımız kaç çıktı o zaman? 12 çıktı arkadaşlar. Yani cevap E diremit oldu. Üçgen bilgisinin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Karedeyiz ama üçgenleri kullanmazsanız cevaba ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz üzere. Cevap E diremit. ABCD bir kare ve 5 vermiş, vermiş. 12 vermiş. 5 12 13. Tamam bir kenar 13. CE'yi de vermiş. Peki ne yapacağız? Bizden ne isteniyor? AF isteniyor. Hocam 90'lar var bir kere. Alfa beta'ya dalacağız. Alfa beta'ya dalınca önemli olan karede neydi? Karede önemli olan eşlikti. Dalalım bakalım bir alfa beta'ya. Hocam şuraya alfa 90 buraya beta dersem. Hocam alfa 90 sa burası da beta. Ters açıdan beta burası da alfa oldu. Bak beni şu ilgilendirmez. Karenin kenarıyla alakası yok buradaki üçgenin. Beni ilgilendiren bir tane üçgen bir kere kesinlikle ama kesinlikle bu olacak. Başka ne olacak hocam? Beni ilgilendiren üçgen. Hocam bir de bu olacak. Bak, alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi. Alfa beta 90 beta'nın karşı çift çizgi. Bunlar eş değil maalesef. Aa hocam, şurada şunu yapabilirim. Burada bir yamuk var mı? Hop balajup balajup balaj şöyle göstereyim bak. Burada bir yamuk var mı? Var. Yamukta ne yapıyorduk? Dik üçgen oluşturuyorduk, değil mi? Dikdörtgenle. O dik yamukta şu diki çizecek olursam 90 derece ve bu diki çizdiğimde zaten bak burada amacım eş üçgen oluşturmak değil mi? 90'ın karşı çift çizgi. Buradan o mantıkla da bir 90'da çizebilirdiniz. Ben dik yamuktan gösterdi size. Siz eş üçgen mantığından da şey yapabilirsiniz. Genelde eş üçgen mantığı bazen tam böyle öğrencilere zor geldiği için varsa farklı bir şey o farklı bir şeyden göstermek istiyorum böyle. Burada ne yaptım arkadaşlar? Şu dik yamuktan dolayı dik çizdim ya da hocam 90'ın karşı çift çizgi ya 90'ın karşı çift çizgi olacak şekilde şuradan da dik çizeyim diyebilirsiniz. Neyse çizdik. Alfa 90 ise burası da beta. Hocam sarı üçgenler ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 5 iken alfanın karşısı burada da 5'tir. Betanın karşısı 12 ise betanın karşısı burası da 12'dir. E hocam bu bir e, beta iken burası da alfa. Alfa artı beta 90 ya. 90 90 90 burası da 90. Şurada bir dikdörtgen oluştu. 5 iken şurası da 5 zaten. Bizden de şu uzunluk isteniliyor. AF uzunluğu da 12 artı 5'ten kaç çıktı arkadaşlar? 17 çıktı. Çok da zor bir soru değilmiş. Bilmediğiniz bir hamle yok yani en azından. Evet cevap Edremit. ABCD bir kare ve sayılar verilmiş. Yukarıda verilere göre DCX kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar soruya bakar bakmaz tabi biz yıllardır bu işi yaptığımız için sorunun ne sorusu olduğunu fark edebiliyoruz. Kes yapıştır sorusu. Arkadaşlar ama şeyi de deneyeceğim. İkinci yolu da deneyeceğim iki yoldan yapacağım. Ya e, çıkar mı çıkmaz mı emin değilim. Bana gelse soru ben direkt kes yapıştırla yaparım, cevabı bulurum arkadaşlar. Çünkü yapacak başka bir hamle yok. Karenin hiçbir özelliğini kullanamıyoruz. Kes yapıştırdan daha öncesinde de bahsetmiştim hatırlarsanız. Ha orada da ben şey yapmıştım galiba. Evet. Orada da ikinci yoldan çözmüştüm. Orada tutmuştu. Bakalım burada da ikinci yol tutacak mı, tutmayacak mı? Ben de merak ediyorum açıkçası. Bakalım. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey yapamıyoruz burada. Karenin bu kenarları birbirine eşit. Ne yapalım burada? Hocam ee, hiçbir şey yapamıyorum köşegen çizsek de bir şey gelmeyecek şu üçgeni kesip öbür tarafa yapıştıralım arkadaşlar karenin şu tarafını yapıştıralım yapıştıralım bakalım hocam geldim şu üçgeni aldım şuraya yapıştırdım hop şöyle ve şöyle yapıştırdım yani burası alfayken şurası betaysa şu alfalık kısmı getirdim buraya yapıştırdım arkadaşlar o zaman alfanın karşısı kaç burada 5 Alfanın yanı bir tane çift çizgi bir tane de kök 5 değil mi arkadaşlar? Bak kök 5'e çift çizgi. Burası da kök 5. E ne yapacağız? Hocam alfa artı beta 90 ya bak burası da 90. E 90 sa burası. Ben şurada şunu çizecek olursam ikiz kenarlık var ya ikiz kenar dik üçgen ondan dolayı. E kök 5 beş, kök 5 ise burası ne yaptı? Kök 10 yaptı. E şimdi sayılar var hocam. Böyle 3 sayı geldiği zaman şuna da dikkat edin. Kosinüs teoremi falan da yapabiliyorsunuz bazen de. E hocam bir kere öncelikle şurası 45 burası da 45 yazalım mı? Yazalım. E, buradaki çift çizgi gören x buradaki çift çizgi gören açı burada da x. Hocam benim buradaki açıyı bulmam lazım. Bu açıyı bulmam lazım. Büyük ihtimal kosinüs teoremi yaparsınız. Ama kosinüs teoremi yapmadan önce sayılara bakın. 35 burası. Kök 10 burası. 5 burası. Bak bunun karesi 35. Bunun karesi 10. Bunun karesi 25. Ha. Kök 35'in karesi eşittir. E, kök 10'un karesi artı 5'in karesi sağlandığından Hocam bu alfa dediğimiz yer ne oldu? 90 derece oldu. O zaman x açısı bak 135 derece olmuş oldu. Yani cevap böylelikle ne çıktı? c -han çıktı arkadaşlar. Tamam. Şimdi ikinci yolu deneyelim isterseniz. Kes yapıştır. Tabii ki size bu çözümle yaparsam. Hocam bu ne kadar saçma bir soru ya. Böyle soruları yapmamıza gerek var mı? Uğraşalım mı? Gibi soruları çok duyuyoruz. Ama bak senin de yapabileceğin tarzda şimdi çözmeye çalışacağım. İnşallah çıkar. Şimdi benden x açısı isteniyor. Hocam ne yapayım? Şöyle x açısına ait dik çizeyim. Vallahi cevaplara baktığınız zaman o dik dışarı düşeceği belli arkadaşlar. Niye? Cevaplar bak. Hop geniş açı. Demek ki çizdiğin dik dışarı düşüyor arkadaşım. Şöyle bir 90 derece. Tamam şunu çizdim. Yani ben şuradaki açıyı bulursam arkadaşım şuradaki açıyı bulursam x'i de bulacağım. E hocam 90 derece var. Alfa beta'ya dalalım. Alfa beta. Hocam şu eşit şu eşit. E hocam alfa beta 90 derece var ya şimdi hep ne diyoruz geometride? Verilen bilgiyi bu kullan ya da bulduğum bilgiyi de kullan. E, 90 derece buldum. E, 90 dereceyi karede bulduysam büyük ihtimalle eş tüken vardı. Alfa beta'ya daldık. E o zaman beta burası ne oldu? Alfa. Hocam alfa o zaman dik çizeceğim. Diki böyle mi çizeyim? Hayır. Bak alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi olacak şekilde. Hocam o zaman diki şöyle çizebilirim. Bu içeri mi düşecek dışarı mı düşecek bilmiyoruz. Biz şimdilik içeri düşürelim. Eğer içeriden çıkmazsa mecbur dışarı çözeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şunu şöyle çizelim. Alfa 90 ise burası da beta oldu. E hocam şu üçgenler ne oldu şimdi? Bu üçgen ile şuradaki üçgen birbirinin eşi oldu. Niye? Alfa beta 90 alfa beta 90. O zaman birbirinin eşi ise hocam burada betanın karşısına A dersem betanın karşısı burada da nedir? A'dır. Burası tamamı kök 5. Şuraya ne kaldı o zaman? Kök 5 eksi A kaldı. E hocam şuraya B dersem o zaman alfanın karşısı A artı B mi oldu arkadaşlar? Değil mi? Yok. Kök 5 artı B oldu. O zaman beta'nın karşısı pardon beta'nın karşısı A beta'nın karşısı A. Alfa'nın karşısı bakın A burası pardon kök 5 burası B burası kök 5 artı B oldu. O zaman burası da kök 5 artı B oldu arkadaşlar. E ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağımız hamle. Pisagor. Otur, kök 35'i kullanacağız. A burada da Pisagor var. Buradaki Pisagor'da A kare artı B kare neye eşit? 25'e eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Şuradaki Pisagor'da kullanalım bakalım. 5 eksi A'nın karesi kök 5 eksi a'nın karesi artı kök 5 artı B'nin karesi eşittir 35 mi olacak Evet açalım şunu kök 5'in karesi 5 eksi 2 kök 5 a artı a kare artı kök 5'in karesi 5 artı şunun karesi 2 kök 5b inşallah çıkar artı b kare eşittir 35 mi Evet şimdi burada a kare artı b kare 25 değil mi gençler Evet? Şu ikisi 25, 30, 35 e 35 birbirini götürdü. E, şş, o zaman ne oldu arkadaşlar? Bunların hepsi 35 yaptı. Yani şu geldi. Eksi 2 kök 5 a artı 2 kök 5b artı 35 eşittir 35 yaptı 35'ler gitti. Bunu öbür tarafa attım çıktı Vallahi. 2 kök 5b eşittir 2 kök 5 a oldu. 2 kök 5'lerden anay oldu b ile a birbirine eşit oldu. Hocam artık B ile A birbirine eşitse o zaman olay bitti. Bak ikiz kenar dik üçgen. Burası da 45 burası da 45. E o zaman X de ne olacaktır? Daha doğrusu X artı 45 eşittir 180 olduğundan X ne bulduk? 135 bulduk. En azından hepinizin anlayacağı dilde bunu da anlatmış oldum. Yani sizler isteseymişsiniz bu soruyu yapabilirmişsiniz. Onu gösterdim arkadaşlar. Tabi bizim ilk başta kullandığımız ilk çözümdeki kullandığımız yöntem teknik. Yani soru çözü çözü oluşmuş ve kes yapıştır mantığını bildiğimiz için yapıyoruz. Tabii kes yapıştır sınavda çıkar mı? Çıkmaz. O ayrı bir konu. Ee, ama böyle bak farklı bir yolla da çıkan bir soru. Yani adamlar gelse bunu sınavda koysa oha bu soru sorulur mu? Ama bilmediğim bir hamle yok ki. Sorulabilir. Yani bilemiyoruz. Ha Hüseyin'in soruluğu mu tarzı mı? Ya tarzı, tarzı da de değişebilir. O yüzden hiçbir şey diyemiyoruz. Kitapta olması gerekir mi? E, tabii ki kitapta bir kitapta her soru tipi bulunsun ki her soruyla ilgili bir yorum yapabilin arkadaşlar. Bakın iki defa böyle bir yöntemle soru yaptık. En azından üçüncüyü artık siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle Cehan çıktı arkadaşlar. ABCD bir kare ve eşitlik verilmiş. Ne yapabiliriz burada? Kök 2, 2 kök 2 verilmiş. Hocam Madem burası köşegenlerin kesim noktası verilmiş. Bu köşegeni çizelim mi? Çizelim. Bakalım buradan çıkacak mı? Çıkmazsa alfabete ya da alacağım arkadaşlar. Ona göre. Haberiniz olsun. 90 derece burası. 90 derece burası. O açılara dalarsam çemberi kullanmam gerekecek arkadaşlar. Burada bu dik üçgenin etrafına ve bu dik üçgenin etrafına aynı anda bir çember çizebilirim. Çemberi kullanmadan çözülebilecekse çözelim. Yoksa çözmem. Buradan da bir çözüm yöntemi çıkıyor arkadaşlar ama çemberden çıkıyor. Yani şuradaki açı alfaysa Hocam burada kaç alfaysa hop burayı görüyor. Burada kaç da aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit ya. Burası da alfa. Hocam köşegenden dolayı burası 45 burası 45 ya. Bak bu yayı gören 45 burada 45 ise gördüğü yay 90 90 ise burası da 45 diyebiliriz. Buradan ne çıkıyor? 45 45 en azından burada açı ortaylığı falan bulup e, 1'e 2 oran yazıp ya da böyle açı alfa 45'li açılarda var ya İki üçgende benzerlik yapıp sonuca ulaşabiliriz. Ama bu yol biraz meşakkatli bir yolu arkadaşlar buradan çıkmaz o zaman ben ne yapayım verilen bilgileri kullan mantığı yapıyorum ya ben bu köşegen çizdiğimde sonuca ulaşırım o ayrı bir konu ama sıkıntılı bir şekilde ulaşıyorum e, sıkıntılı bir şekilde ulaştığın zaman da silmesini de biliyorduk değil mi arkadaşlar sildim hemen şurayı o zaman alfa mantığında yapayım soruyu alfa 90 beta hocam karenin bir kenarı bu karenin bir kenarı bu karenin bir kenarı bu karenin bir kenarı bu Genelde ne yapıyorduk? Alfa betalı üçgen yapıp eş üçgen oluşturmaya çalışıyorduk. Hocam alfa beta başka bir 90 geçiş yapamıyorum maalesef. Alfa geçiş yapamıyorum. Ama dikkat edin burada beta var. Betanın yanında 90 var. E bunu bir şöyle uzatırsam burada da bir şey çıkıyor mu arkadaşlar? Alfa çıkıyor mu? Çıkıyor. Aa çok güzel. Şu üçgen alfa üçgen. Bakın arkadaşlar şu üçgen alfa üçgen ve 90'ın karşısı ne? S. Karenin bir kenarı yani. Hocam burada da alfa var. Alfaya ait bir dik çizeyim. Ama dik çizerken de şuna dikkat edeyim ben. Hop dik çizdim. Bak 90'ın karşısı S oldu. Yani hocam bu da aynı şekilde ne oldu? Eş üçgen oldu. Çünkü alfa 90 beta ve 90'ın karşısındakiler eşit. O zaman burada alfanın karşısı kök 2 ise burada da kök 2. Beta'nın karşısı 2 kök ise beta'nın karşısı 2 kök 2. Evet sorun çözümüne şöyle devam edebilirim. Hocam buradan da böyle oluşturayım. Buradan da böyle oluşturayım deyip büyük bir kare oluşuyor arkadaşlar. Ama bu tamamen ezbere kaçıyor. Verilen bilgilere bakaraktan çözmeye çalışayım. Hocam şu eşitliği kullanmam lazım benim. Bu eşitliği ben nasıl kullanabilirim? Ya baksanız ya. Büyük şey bir yamuk değil mi arkadaşlar? Evet bu bir dik yamuk. Dik yamukta bir eşitlik var burada. Eşitlik gördüğümüz aklımıza ne geliyor? Orta taban. Hemen orta tabanı çizelim. Hop orta tabanı çizdim. Orta tabanı çizince hocam. Kök 2 artı 2 kök 2 bölü 2'den. Burası 3 kök 2 bölü 2 geldi. Hocam burası da 3 kök 2 olduğundan dolayı şu kenarda 3 kök 2 bölü 2 mi geldi? Ve şu x'e ait de bir dik üçgen oluşmuş oldu mu arkadaşlar orta tabanı çizince? Oluşmuş oldu. Bak bu kenar 3 kök 2 bölü 2. Bu kenar da 3 kök 2 bölü 2. Aynı zamanda bak buradaki 45 dereceleri de ispa ispatlamış oldum. Biraz önce 45 demiştim ya. Buradan da 45 dereceler bulunabiliyormuş. Neyse. 3 kök 2 bölü 2. 3 kök 2 bölü 2 ise x de buradan 3 kök 2 bölü 2'nin kaç katı? Kök 2 katıdır. Şunlar 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 kök ile köktün çarpımı 2 bölü 2 ile sadeleşti. O zaman cevapta kaç yaptı arkadaşlar buradan? 3 yaptı. Yani cevap Cihan oldu arkadaşlar.